Allah gecenizi hayır etsin, gününüzü hayır eylesin, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayır eylesin inşallah. Hocamın akıldan bahsetti ya, oradan kaldığı yerden devam edeyim istedim. Tabii bu arada soru sormak isteyenler de bir kağıda bir nota sorularını yazıp gönderebilirler. Peygamberin sınırsız sarhoşluğunun ışığı vurunca o aptal da sarhoş olup keyiflendi. Neşesinden ister istemez gevezeleşti, sarhoş, edebi bırakıp zırvalamaya başladı. Kendinden geçiş hep kötülüğe yol açmaz. Ne ki şarap, edepsizi daha edepsiz yapar. Akıllıysa kişi, basirete kavuşur. Kötü huyluysa eğer, daha da beter olur. Fakat çoğunluk kötü ve beğenilmez olduğundan şarap herkese haram kılınmıştır. Hocam akıldan bahsedince burada hocamın açtığı yerden devam ettim. Akıllıysa kişi basirete kavuşur. Aklın bir pozitif noktası vardır, bir de negatif noktası vardır. Pozitif akıl sahipleri sonunda doğruyu bulurlar. Pozitif akıl insanı hep iyiye, doğruya, güzele sürükler. Bütün insanlarda fıtri yaratılış olarak pozitif akıl vardır. Bütün insanlarda aynı zamanda da fıtri olarak negatif akıl vardır. Pozitif akla sahip olanlar gün içerisinde, yıl içerisinde, günler ve yıllar içerisinde kendilerini bir şekilde doğru, iyi, güzel bir şekilde yönlendirebilirler. Pozitif akıllarını ayakta tutan, onu güçlendirenler tarih boyunca iyiliklere ram olmuşlardır. Bu insanın ahlakıyla alakalıdır. Eğer sizin ahlakınız pozitif noktada duruyorsa, sizin aklınızı pozitif olarak etkileyecektir. Eğer sizin ahlakınız negatif noktada duruyorsa, sizin aklınızı negatif olarak etkileyecektir. Din, iyilikler, güzellikler yolunda giden pozitif bir noktadır. Pozitif düşünenler, pozitif görenler, pozitif idrak ederler. Ve kendilerini de hayat boyunca bir pozitifliğin üzerinde kurgularlar ve dururlar. İşte bütün dinlerin amacı insanları pozitif akla sevk etmek, pozitif akla, ahlaka sevk etmektir. Dinlerin içerisindeki yollar, tarikatlar, meşrepler, mezhepler, bizim içinde bulunduğumuz herhangi bir dinin içinde de bulunan mezhepler pozitifliği arttırmak için kurgulanır. Dinden hükümler çıkaranlar eğer pozitifliği arttırmak için hüküm çıkarıyorlarsa, din yaşanabilir bir hale gelip insanların önünde bir güneş gibi parlamaya devam eder. Eğer kendilerini bu noktada pozitifleştirmeyen, biz bunu ister tefsirci, ister hadisçi, ister fıkıhçı, isterse tasavvuf ehli diyelim, onlar dini yaşanır halden çıkarıp yaşanmaz hale getireceklerdir. Din
mezhep, meşrep insanları ayrılığa sürüklemek için değildir. İnsanları kavga ettirmek için, insanları savaştırmak için değildir. İnsanlara yaşanabilir bir dünya sunmak içindir. Allah bizden yaşanabilir bir dünya, yaşanabilir bir hayat ister. Bu varlığın önemli amaçlarından birisidir. Eğer siz yaşanabilir bir dünya kurgulayamazsanız, siz bir medeniyet kurgulayamazsınız, siz ileriye doğru gidemezsiniz, siz yeni icatlar, yeni şeyler üretemezsiniz, siz yeni fikirler, yeni düşünceler üretemediğinizden dolayı her noktada, her dairede geri kalmak zorundasınızdır. Pozitif akıl insandaki basireti, feraseti kuvvetlendirecektir. Basiret, basir görmektir. Basiret, aklın en önemli argümanlarından birisidir. Ama basiret, bir kimsenin gözüyle görmesi değildir. Basiret, bir kimsenin kalbiyle görmesidir. Sufiler bunu kalbin görüşü olarak nitelendirirler. Sufiler görmek için vücudun gözüne ihtiyaç duymazlar. Vücudun gözüne ihtiyaç duyan bizdeki hayvani duygudur. Bizdeki hayvani nefis, gözün görmesine ihtiyacı vardır. Basiret sahibi insanlar, gözlerinin görmesine ihtiyaçları yoktur. Onlar çünkü Allah'ın nuru ile bakarlar. Allah'ın nuru ile görürler. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri müminlerin ferasetinden korkunuz demiştir. Çünkü mümin Allah'ın nuruyla bakar demiştir. Basiret sizi ferasete götürecektir. Feraset sizi meselenin doğrusuna götürecektir. Baktığınız bir nesnenin veya baktığınız bir şeyin veya duyduğunuz bir şeyin doğrusuna götürecektir. Eğer siz baktığınızı ve gördüğünüzü bir doğruyla sağlama alamıyorsanız, siz her an için yanılmaya ve yenilmeye mahkumsunuzdur. Ve o basiret ve feraset sahibi olunmadan insanların kendilerini kemale erdirmeleri ve insan olmaları mümkün değildir. Ve insanlar işte eğer ki pozitif akılları kuvvetlenmedi ise ve pozitif akıllarıyla hareket etmiyorlarsa onların hayvandan farkı yoktur. Pozitif akıl meselelere ferasetle ve basiretle bakan akıldır. O zaman pozitif akıl gördüğüne inanan değil, gördüğünü irdeleyen akıldır. Pozitif akıl her duyduğuna inanan değil, her duyduğunu araştıran akıldır. Size birisi bir haber getirdiğinde onu araştırınız ayeti kerimesi bize haber getirenin o haberini araştırmamızı emreder. Hocam taklitten bahsetti. Taklit etmek araştırmayı gerektirmez. Doğru. Bir Müslümanın, bir müminin yolun başında taklit etmesi kadar normal bir şeysi yoktur. Ama sufiler taklidi reddederler. Sufiler taklidi reddederler. Hatta Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ki: "Ey mürid, sen mürşidini taklit etme. O zehri içer, kendisine bal eder. Sen
balığı yersin sana zehir olur der. O zaman Hazreti Mevlana Mesnevisinde veyahut da Hazreti Pir taklidin öylesine karşısındadır ki, taklidin öylesine karşısındadır ki, ne yazık ki İslam dünyası o taklidin pençesinde inim inim inler. Hazreti Pir'e yine Mesnevi'de geçer. Birisi gelir der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kuşağını nasıl bağlardı? Ben elbisemi, sarığımı, takkemi, şalvarımı, cübbemi, her şeyimi kıyafet olarak ona benzettim. Ben bir tek bir şeyde takıldım. Kuşağını nasıl takardı acaba? Hazreti Pir tarihi bir cevap verir. Der ki, eğer sen kuşağını da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi takarsan, vallahi senin Ebu Cehil'den bir farkın kalmaz der. Bu şudur benim anladığım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kıyafet biçimi ile Ebu Cehil'in kıyafet biçimi birbirine aynıdır. Aynı kavmin insanlarıdır. Aynı sülalenin insanlarıdır. Aynı şehrin insanlarıdır. Aynı adet geleneğin, göreneğin insanlarıdır. Kıyafet olarak baktığınızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ile Ebu Cehil'i birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Eğer taklit ederseniz siz, kıyafetlerinizi sadece birilerine benzetmek istiyorsanız benzeyebilirsiniz. Ama asla o olamazsınız. İşte taklitçilikten bizim başımıza gelmiştir ne gelirse. Bir sufi eline bir asa alır, o asayla taklit ederiz biz onu. Cübbeyle taklit ederiz, sikkeyle taklit ederiz. Bıyığımızla taklit ederiz, sakalımızla taklit ederiz. Asla kendimiz olamayız. Kendin olmak büyük cesarettir. Kendin olmak büyük yüceliktir. Kendin olmak büyük erdemliliktir. Kendin olmak Allah'la yüzleşmektir. Siz Allah'ı kandıramazsınız. Sakalınızı ne kadar Hazreti Peygamber'e benzetirseniz benzetin, ahlakınızı benzetemiyorsanız sakalınız sizi kurtarmayacaktır. Kıyafetinizi ne kadar Hazreti Peygamber'e benzetirseniz benzetin, kıyafetin içindekinin fiiliyatı, düşünce sistemi, aklı, aşkı, muhabbeti, hizmeti eğer Muhammed Mustafa'ya benzemiyorsa sizin giydiğiniz cübbe sizi ateşten korumayacaktır. Taklidin bir kısmı vardır ki hoştur. Bu da nedir? Sevdiğin için, sevdiğinin göstergesinidir bu. Bu bir taraftan hoştur, tatlı bir şeydir. Ama velakin bu saplantı haline gelirse bu hoş değildir. Benim yıllardır kardeşlere söylediğim bir şey vardır. Biraz tuhaf karşılanır. Ben Mustafa Özbağ'dan bıktım. Karşımda bir Mustafa Özbağ dahi görmek istemiyorum derim. Niçin? Ben Mustafa Özbağ'ın eksikleri, noksanlıkları, yanlışlıkları, günahları, kusurları doludur. Taklit ederken siz de onların içerisine girebilirsiniz. Ne kadar taklit ederseniz edin, hiçbiriniz ben olmayacağım. Hiçbiriniz de ben olmayacağım. Ben de hiçbiriniz olmayacağım. O zaman taklit aklı körleştiren, aklı bataklığa sürükleyen bir şeydir. O yüzden Hazreti Mevlana ey Mesnevi'nin başında ey oğul bağı çöz. Ne zamana kadar altına ve gümüşe bağlı kalacaksın dairesini hep benden duyacaksınız. Onu geniş bir çerçevede alıp taklit etmenin dahi bir bağ olduğunu ve taklitçiliğin sonu maymunluk olduğunu ve maymunların asla cennete girmeyeceğini ve Allah'ı tanıma ve bilme noktasında yol yürüyemeyeceğini bilirim. O yüzden
Evet, insanların sevdiklerini veya sevilenlerini taklit etmesi makul ölçüde belki de hoş kabul edilebilir. Ama taklitçilikte kalırsak eğer, o zaman biz ne yazık ki eskiyi taklit etmekten ileriye gidemeyiz. Eğer taklit etseydik, biz burada bu sohbetleri yapamayacaktık. Yapamayacaktık. Ben geçmiş dönem sufi hayatımı taklit etmiş olsaydım, burada bu konferansları veremeyecektik. Yapamayacaktık. Bakın, yapamayacaktık. O yüzden Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Bizi taklidin o negatif çukurundan kurtardığı için. Kıymetli dostlar, kuru fasulyeyi pişirirken kadınlar annelerinden öğrenirler nasıl pişireceklerini. Ama hala da annelerinin kuru fasulyesini pişiriyorlarsa, biz 1000 yılda aynı tatta kuru fasulye yiyeceğiz demektir. Yeni şeylerle taklitten kurtulup yeni lezzetler yakalayabilirsiniz. Biz hala da evde erkekler olarak babamızı taklit ediyorsak, babalarımızın eksikliklerini ve yanlışlıklarını da 1000 yıl süreyle devam ettireceğiz. Taklide devam edersek. Biz pozitif akıl sahibi olup iyiyi, doğruyu, güzeli bulmakla mükellefiz. Biz pozitif akıl sahibi olarak yaratılış gayemiz olan Allah'ı tanıma, bilme yolunda gitmekle mükellefiz. Biz o Allah'ı tanıma, bilme yolunda yürüyeceksek bunu taklitle götürmemiz mümkün olmayacak. Çünkü taklit ettiklerimizin zamanında değil Allah. O ayet-i kerime mucibince her an yeni bir şan üzerinde. O her an yeni bir şan üzerindeyse, siz eski taklitle o yeni bir şanı anlamanız mümkün olmaz. Onu bilmemiz mümkün olmaz. O alemlerin Rabbi, alemlerin Rabbi ise dünkü alemle bugünkü alem aynı değil ise, biz dünkü aklımızla bugünkü Allah'ı anlamamız ve bilmemiz mümkün değil. O her an yeni bir şan üzerine ise, biz de her an yeni bir akıl üzerinde olmamız gerektiğine inanıyorum. O yüzden Cenab-ı Hak Müslümanlara günde en az 5 kez kendilerini yenilemelerini, gece yarısı da teheccüh kılaraktan yeniden gecenin yarısından sonra ertesi güne taşınırken kendilerini yenilemelerini istiyor. Ve her namazda Fatiha okumak vacipse, Fatiha'nın başında Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsak, alemlerin Rabbine her namaz hamd ediyorsak ve bir namazdaki alemlerden kastımız ikinci namazda da aynı ise, biz bataklığa saplandık. Biz köhneleştik. Hemen ikinci ayeti kerimeyi kafamıza balyoz gibi vurmamız gerekir. Allah vuruyor çünkü. Diyor ki, ey iman edenler, iman ediniz. İman eden tekrar iman eder mi? Evet. Çünkü sizin bir an önce iman ettiğiniz şey, bir an sonra başka şey üzerine. O zaman siz bir an önce iman ettiğiniz Allah, fokurdayan, kaynayan bir volkan gibi bir an sonra farklı bir renkte, farklı bir tecelliyatta volkan kaynadı ve höpürdedi.
dışarı bir şeyler daha fışkırttı. Bir an önceki fışkırttığı lav ile bir an sonraki fışkırttığı lav aynı değil. O zaman rengi, ısısı, derecesi dahi aynı değil ise, bir an önce açan çiçekle, bir an önce açan çiçekle çiçeğin şu anki hali bir an öncesinin aynısı değil ise, sizin karşınızda sizi çepeçevre çevreleyen veya içinizde veya dışınızda öyle bir Rabbül Alemin var ki her şeyi her an yeniden kurup yeniden helak ediyor. Ve siz her şeyin her an yeniden kurulup yeniden helak edilen bir alemin içerisinde küçücük parça olarak siz de her an yeniden kurulup yeniden var edilen bir parçacık olarak her an siz de sizi her an var eden ve helak eden Allah'ın önünde bir anınızın dahi negatif akla saplanması nankörlüğün ve kafirliğin dik alası olur. O yüzden her şeyi ve sizi her an yenileyen Allah, akıl olarak sizin de yenilenmenizi ister. Allah temizlenenleri sever. Bir an önceki akıl kirliliğinden kurtulup kendinizi temizleyiniz. Temizlenmek bir zahiridir. Üstünüzü başınızı temizlersiniz. Temizlenmek bir de manevidir. Nedir? Gusül edersiniz, tövbe edersiniz. Tövbe edersiniz, manevidir. Temizlenmek aklidir. Akli. O insanlar düşündü mü ki? Aklidir. Siz aklınızı da her an temizlersiniz. Bu her an Allah'ı zikretmekle mümkün olur. Allah'ı zikretmekle. Bakın, Allah'ı zikretmekle. Allah'ı çokça zikredin. Namaz sizi kötülüklerden alıkor. Ama Allah'ı zikir en büyük iştir. Ankabut. Namaz sizi kötülüklerden alıkor. Namazı küçümsemiyorum. Allah'ı zikir en büyük iştir. Çünkü o aklınızı, ruhunuzu, içinizi, dışınızı her an temizleyen bir iksirdir. O iksiri hiç unutmayın. İnşallah. Rüzgar gibi geçeyim. Benim vaktimden dolayı değil, siz sıkılmayın diye. 1,5 senelik evliyim, eşimden 9 ay ayrı kaldım. Yani ailemin yanında gitmiştim. Dini nikahımızı yenilememize gerek var mıdır? Yok, dini nikahı yenilemek ancak küfür ile mümkündür. Bir kimse bilerek veya bilmeyerekten kendisi veya eşi küfre düşerse otomatikman bu manada imani noktada nikahı fasit olmuş olur. İman eder bir kimse, imanını eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deyince iman etmiş olur. Bunu daha ince düşünecek olursa o zaman eşinin birbirinden haberdar olması lazım. Ben burada küfre düştüm bilerek bilmeyerek, o yüzden hakkını helal et, nikahımızı yeniden tazeledim diyebilir. Kişi cehennem ehli olarak yaşarsa, bir zira kala yazısı öne geçerse cennet ehli olur ve cennete gider ve yine kişi cennet ehli olarak yaşarsa, bir zira kalır da yazısı önüne geçerse geçer de kişi cehennem ehli olur. Bu cehenneme giden bu nasıl olur hocam demiş. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürse öyle diriltilirsiniz. Siz cennetlik bir hayat yaşıyorsanız Cenab-ı Hak sizi cennetine koyar. O zalim değildir. Cehennemlik bir amel işliyorsanız tövbe ederseniz Allah sizi tekrar cennetine koyar. 3 soru. Ben yeni yeni Mevlana'yı Şems ve Hallacı Mansur Hazretleri'nin yaşantısını araştırmaktayım.
Fakat Mesnevi'yi algılamakta zorlanıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Mesnevi'yi böyle düz metinden okumanızı size tavsiye etmem. Ama en basit olarak bu Abdülbaki Gölpınarlı'nın bir şerhi var. İçinde küçük böyle dipnot gibi şerhleri var. Bununla başlayabilirsiniz. Ama Mesnevi'yi zaten hiçbir zaman Mevlevi dünyası kendi kendisine okuyup da anlamaya çalışmamış. Bu biraz sıkıntılı bir nokta. Çünkü Mesnevi'de yaklaşık 4500-5000'e yakın ayet-i kerime, 6000'in üzerinde hadis-i şerif meali mevcuttur. Ama o kısasını alır ama uzunu alır. Bunu biraz ayet hadis bilgisi olanlar okurlarsa daha iyi anlayacaklarına inanıyorum. Birbirlerine bağlayacaklarına inanıyorum. Ama anlamazsınız deyip de yolu kapatmak, ne bileyim işte kapıyı kapatmak benim işim değil. Ama bu Gölpınarlı'nın bu küçük şerhinden başlarsanız daha isabetli bir iş yapacağınıza inanıyorum. İki, Hallacı Mansur Şems ve Mevlana Hazretleri'nin erişmiş olduğu sırra erişme sebepleri nelerdir? Biz bu sırra nasıl erişebiliriz? Erişmeye çalışmayı düşünmek hayalcilik mi olur? Hayır. Bunu ben bir hayalcilik olarak görmüyorum. Onlar da insandı. Onlar da Allah'ın kuluydu. Onlar da Muhammed-i Mustafa'nın ümmetiydi. Bu kapı herkese, bu yol herkese açık. Kim bizim yolumuzda mücahede ederse ayet-i kerime, ona yollarımızı açarız. Kim Allah yolunda mücadele eder, mücahede ederse Cenab-ı Hak ona yolunu açar. Neden masanızda 3 çeşit içecek var, hem sehpanızda hem masanızda neden servis yapılıyor? Bu benim rahatsızlığımla alakalı. Arkadaşlar Allah razı olsun böyle kekik suyu, oy bu ben fazla ilaç kullanma noktasında bu hap endüstrisine karşı bir insanım. O yüzden mümkün olduğunca sağlığımı böyle otla çöple düzgün beslenmeyle yerine getirmeye çalışıyorum. Ama bu hap kullanmıyorum demek değil. O yüzden şeker rahatsızlığından dolayı dilim tamam kuruyor. Dilim tamam damam kuruyunca da işte böyle su yerine ilacımsı kekik suyudur, bitki çayıdır. Ben İzmir Bayındırlıyım, annem otçuydu benim. O yüzden öyle ottan çöpten biz böyle bir şeylerden içerdik kendi kendimize. Bu başka bir şey değil. Size de tavsiye ederim. Yani böyle biraz rahatsız olduğunuzda doktora koşup ilaçların, antibiyotiklerin altında kendinizi helak edeceğinize, biraz böyle kendi kendinize otantik, natural şeylerle mücadele edip o uluslararası ilaç hegemonyasına karşı paçanızı kaptırmamanızı tavsiye ederim. Bu. Başka bir şey değil. Yoksa öyle işte tıp ilmine veyahut da bu tip şeylere karşı olduğundan dolayı değil. İlaç endüstrisine biraz karşıyım. Bu. İnsanları ilaç endüstrisinin biraz üttüğünü, insanları aldattığına inanıyorum. Buna ne yazık ki kötü fikirli doktorların da buna önayak olduğuna inanıyorum. O yüzden işte bir televizyon verip filanca ilacı yazmak, bir Avrupa seyahati alıp işte filanca ilacı karnı ağrıyana da başı ağrıyana da yazan doktorları tanıdığım için kendimce böyle bir önlem alıyorum. Doğru mu hocam? Evet. Ama bu tıp ilmine karşı olmak değil. Bundan sonra içmeyeyim bari ben ya. Yok. Bu konuda sıkıntı yok. Eleştiriye de açığız. Kişi kalbi görme ve aklı konuda, namaz, oruç konumunda, Kur'an ve sünnet konumunda uygulamasını yapıyorsa, duyduğu haram ve yanlıştan geri dönüyorsa ama kalbi görme konusunda eksik olduğunu düşünüyor ve yapamıyorsa yanlışı, hatası nerededir? Bu zaman içerisinde olacak bir şeydir. Dakika bir, gol bir, böyle bir şey mümkün değil. Kalbin ferasete, basirete açılması, kul farzları yerine getirmekle Allah'ın en çok hoşuna giden işi yapar. Nafilelerle Allah'a yaklaşır.
Üçüncü adam, adım, Allah'ı sever. Kulun mükellefiyetliği bu. Mükellefiyetliği. Farzları yerine getirmek de Allah'ın en çok hoşuna giden işi yapar. Mükellefiyetliği, birinci adım. İkinci adım, nafilelerle Allah'ı yaklaşır. Ben bunu güzel ahlak olarak yorumluyorum. Üçüncü adım, Allah'ı sever. Burada bizim sıkıntımız var. Biz farzları yerine getirmeden, nafilelerle iştigal etmeden biz Allah'ı sevip Hallacı Mansur olmaya çalışıyoruz. Bir sohbette demiştim, böyle Hallacı Mansur'u çok metheden, böyle onun gibi olduğunu düşünen bir kimse böyle açıkça beyan ediyor. Çok basit bir şey söyledim. Hallacı Mansur her gece 100 rekat nafile namaz kılardı. Her gece. Bir de Hallacı Mansur'u bizim edebiyatçılarımız çok öne geçirir, çok konuşurlar, çok önde tutarlar. Mesnevi'den küçük bir şey söyleyivereyim. Hazreti Mevlana der ki, eğer bizim sözlerimizi Mansur duymuş olsaydı, ilk taşı o atardı bize der. Beni üzen insanlara karşı ben iyimser davranıp bana yaptıklarını görmemezlikten geliyorum ve tekrar üzdüklerinde de yine iyimser davranıyorum. Benim artık tavrımı ortaya koyup o insanlara ilişkimi kesmem mi gerekiyor, yoksa yine görmemezlikten mi gelmem gerekiyor? Bu iki halden birisidir. Bir, görmemezlikten gelip çeker gideriz. İki, bize zulmeden, bize kötülük yapan bir kimseye şunu deme hakkımız var. Ben buradan yanayım. Kardeş, bana zulmettin, haksızlık yaptın. Yapma. Bu aynı zamanda kötülüklerle mücadeledir. Bakın, bu aynı zamanda kötülüklerle mücadeledir. İyiliğin artması, iyiliğin önde olmasıdır. Ben daha pasifize bir din yaşamaktansa, daha aktif bir din yaşamayı kendime doğru görüyorum. Ben birisinin kötülüğüne karşı susmayı değil, onun kötülüğüyle mücadele etmeyi kendime doğru görüyorum. Birisi bir haksızlık yaptıysa, ya işte Allah'a havale ettim demektense, benim hakkım bu, benim hakkımı öde, benim hakkımı ver, benim hakkımı yeme, bana zalimlik yapma. Bana zalimlik yaparsan seninle mücadele etmem bana emrolundu deyip onunla mücadele etme yolunu seçenlerdenim. Ve bu gücü insanlar elinde tutup tutmamaları önemli değil. Eğer biz topyekün iyiliğin hakim olması için, hakkın, adaletin, hukukun hakim olması için nerede adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk, zulüm ve kötülük var ise orada ona direnebiliyorsak, o zaman biz imanımızı her an yenilebilen bir kimse, yenileyen bir kimseyiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke döneminde de Medine döneminde de her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı direnen bir kimseydi. Teslim olan kimse değildi. Müslümanlar ne zaman ki adaletsizlikler karşısında sustu, haksızlıklar karşısında sustu, zalimler karşısında sustu ve zalimleri alkışladı, adaletsiz davrananları alkışladı, yanlış yapanları alkışladı, o zaman fitneye ve güçsüzlüğe düştüler. O zaman doğruyu ve hakikatin yolunu terk ettiler. Ne yazık ki rezil ve zebil oldular. Benim tarzım bu. Birisi yanlış yapıyorsa ben ona yanlış yapıyorsun demeyi kendime bir vazife olarak görüyorum. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Kime ya Resulallah? Nefsinize ve zalim bir sultana. Hiç kimsenin bu dünyada hiç kimseye zulmetmeye hakkı yok.
Hiç kimsenin. Kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara, anne babanın çocuklara, çocukların anne babaya, komşunun komşuya, devletin insanlara, insanların devlete, belediyelerin insanların vatandaşlarına, vatandaşların belediyeye. Hiç kimseye zulmetmeye hakkı yok kimsenin. Ve zalimin ve zulmün karşısında susan, hadis-i şerif, dilsiz şeytandır. Dilsiz şeytan olmayalım. Belki de canımız acıyabilir. Canımız acıyabilir. Etrafımızdan bir kişi eksilebilir belki de. Ama biz doğruyu ve hakikati ayakta tutmak için biz o peygamberin ve peygamberlerin yolundan gitmemiz gerekir. Ben çok huysuz bir kadınım, kocamla sürekli kavga çıkarırdım. Beni sürekli boşa diye baskı yapardım. Kocam da çok sinirlenirdi ve söylerdi, boş ol diye. Şimdi çok pişmanım. Ben şimdi boş muyum? Birkaç kere oldu böyle. Bunu net olarak konuşmamız lazım. Maşallah kendinizle barışıksınız. Huysuz bir kimse olduğunuzu biliyorsanız huysuzluğunuzu üzerinizden atın. Bununla alakalı nerede, nasıl, ne şekilde konuşuldu bunu bilmem gerekir. Çünkü boşamanın ne şekilde tecelli ettiğini bilmeden buradan söylemem yanlış olur. Arayış içindeyim, şeyh arıyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? Şeyh çok. Evet. Bir sürü şeyh var. Aramanıza gerek yok. Bana şeyh lazım derseniz şeyhlerin hepsi de ayağınıza gelir. Evet. Hele cebiniz biraz da dolusa, aklınız da kısaysa, böyle vay ya ben işte böyle no ay kurtuluşa ereceğim, şeyhin cebine 5-10 kuruş para koyayım, 5-10 kuruştan onlar razı olmazlar da, hani cebine 1-2 demet koyayım, yoksa işte oturduğum minderin altına sıkıştırayım diyorsanız daha çabuk koşa koşa en iyisini bulursunuz. Bipolar hastasıyım. İkidir kendimi Mehdi sanıyorum. Neden bu ceza? Bu ceza değil. Bu bir rahatsızlık. Çok iyi. Yani arkadaş Allah razı olsun kendisiyle barışık. Bu noktada bir kimse bu hastalık ne meşhursa ne böyle ilgiye, alakaya, saygıya değen bir şeyse toplum algısı olarak mesela önceden hepsi de general veya maraşal kendilerini görürlerdi. Asker veya kimisi toplumda hakim o kimse. Hakim kendini gösterirdi. Son dönem hastalıklar renk değiştirdi. Şimdi artık general olmak o kadar popüler değil. Hakim olmak o kadar popüler değil. Savcı olmak o kadar popüler değil. Avukat, doktor, profesör olmak, vali, kaymakam olmak o kadar popüler değil. Şimdi ülkede popüler olan peygamber, Mehdi ve şey. Şimdi yeni bir şey daha ilave edildi, halife. Bizim televizyonlarımızda her gün birisini sabah kalkıp kendisini Mehdi ilan edip öğlenden sonra ben vazgeçtim, tövbe ettim, tiyansın deyip gecesinde 12'den sonra hatunlar toplanınca bak ben demiyorum diyorlar deyip tekrar geri dönülünce insanlar da bakıyorlar Mehdi'yim diyenin etrafında popüler hatunlar var. Onun da Mehdi'yim demesi gayet normal. Evet. Veyahut da işte bakıyor tabii şeyhlerde var ya öyle böyle müritler etrafında güldür 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 koşuyorlar. Ondan sonra tahtrevelli'de gidiyorlar. İşte zemzem tavurun ondan sonra camından namaza duruyorlar. Ondan sonra şeyin Hilton otelin terasından Beytullah'a doğru böyle bir rabıta edip tecelliyat gösteriyorlar. Namazlarını orada kılıyorlar. Şeyh olmak da iyi bir şey.
Birisi de ben nebiyim deyip emrine birkaç tane televizyon kanalı, birkaç tane radyo kanalı verilince, Amerika'dan öyle bir yayın da yapınca, o bazen de o da böyle işte Mehdilikten Nebiliğe, Nebilikten Mehdiliğe geçince, insanların kendilerini Mehdi veya Nebi görmeleri normal. O yüzden bu kardeş maşallah, gerçekten ciddi bir şekilde söylüyorum, tebrik ederim. Rahatsızlığını tespit etmiş, kulluğu seçsin. Ona tavsiyem. Allah kim ne kadar çok seviyorsa Allah katındaki değeri ona göre midir? Yoksa Allah'ın sevdiğini sevmekle midir? Sizler Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini öğrenmek istiyorsanız sizin Allah'ı ne kadar sevdiğinize bakın. Hadis-i şerif. O zaman Allah'ın sizi ne kadar sevdiğinizi görmek istiyorsanız siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz ona bakın. Ne kadar farzlara riayet ediyorsunuz, ne kadar haramlara riayet ediyorsunuz ona bakın. Ben bu bipolar hastası kardeşimiz bir psikoterapiye gidebilirmiş. Orhan hocama danışabilir. Orhan hocam ona bir yol gösterebilir tıbbi olarak. Ben resmi nikahtan ayrıldım. Ayrılma nedenimiz zor durumda olduğumuz için boşanmak niyetinde boşandık. Ama kopmak için birbirimizden değil, dini nikahımız da bozulmuş mudur? Hocam ben nasıl olduğunu anlayamadım. Bakın bunları buradan cevaplamam mümkün değil. Net resmi onlara sormam lazım. Yani buradaki kastınız neydi, amacınız neydi, kaç sefer böyle bir şey söylendi, bunlar önemli. Hocam birebir insan resmi çizmek günah mıdır? Bu Allah'a şirk koşmak olur mu? Birebir insan resmi çok hoş değil veya hayvan resmi hoş değil. Geçen sene gerçekleştirilen sema gösterisinde semazenler 7 farklı renkte kıyafet giymişlerdi. Bu renklerin anlamları nedir? Mor rengin tasavvuftaki yeri ve anlamı nedir? Teşekkürler. Her rengin bir anlamı vardır. Anlam katmaya çalışırsanız. Önemli olan o rengin içindekinin anlamlı olmasıdır. Allah aklını kullanmayanlar için pislik yağdırırım der. Bu bizim ülkede de aklını kullanan bir toplum olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyorum. Ben gerçekten böyle çok şeyim, ümit var bir kimseyim. Ben çok ümit varım. Ben o yüzden inşallah toplum olarak yeniden o medeniyetin bizden fışkıracağına inananlardanım. Bu zor değil. Bu topraklar Yunus'uyla, Mevlana'sıyla, Hacı Bektaş Velisi'yle, Hacı Bayramı'yla, ne bileyim bilimun birçok ilim dalındaki muhteşem insanlarıyla bir medeniyet kurmuşlar. Bizler gene onu kuracağımıza inanıyorum. Din ahlak mı? Evet. Ha din mi ahlak mı? Oo muhteşem. Ahlaksız bir dinin ayakta durması mümkün değil. Bana deseler ki iki kişi var. Birisi çok ahlaklı, ibadeti yok. Birisinin ibadeti var, ahlaksız. Hangisini seçersin? Ben derim ki bana ahlaklısını verin. Benim tercihim. Nikahlanmak 4 şey üzerinedir. Siz dindar olanı seçiniz. Ben o dindar olanı seçiniz. Hadis-i şerifindeki dindarlığı güzel ahlak olarak tanımlıyorum. Namaz abdest olarak değil. Bunu daha da uzatabilirim. Zaman yok. Dersin başında oturuyorum. 1-2 saat ders çalıştıktan sonra ders çalışma isteğim kaçıyor. Yani azmimi artırmak için ne yapmalıyım? Yarım saatte bir ders çalışacaksınız. 45 dakika fazla. Bunu hadis-i şeriflerden yola çıkaraktan söylüyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisleri, sohbetleri yarım saati geçmemiştir. 20 dakikadır, 25 dakikadır. O yüzden ders çalışanlar 20 dakika ders çalışıp böyle bir 10 dakikalık, 15 dakikalık bir mola verip ardından bir 20 dakika daha ders çalışabilirler. Bu ben hadis-i şerif kaynaklı bunu söylüyorum. Bilimsel olarak da aynı böyle 20 ile 30 dakika. Öyle mi hocam? Bilimsel olarak da aynıymış. 20 ile 30 dakikaymış.
Ben bunu hadis-i şerif kaynaklı olarak, yani en uzun hadisi ne kadar okur insan diye baktım ve sohbetlerine baktım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ashabının içerisinde ne kadar sohbet edermiş diye. O yüzden biz de sohbetlerimizi genelde işte mesela kısa bir giriş yaptık. Sohbet yaptım bence. Ardından soru cevaba geçtim. Ahir zamanda yaşça küçük, akılda kıt bir takım gençler çıkacak. Yaratılmışların en hayırlısının sözünü söylerler, Kur'an okurlar. İmanlarını arttık. Ha, gırtlaktan öteye geçmez. Okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkarlar. Onlara nerede rastlarsanız onları gebertin. Zira onları öldürene kıyamet günü Allah'ın vereceği ücret var. Açıklar mısınız? Evet, onlar normalde bizim dediğimizi derler. Bizim kıldığımız gibi namaz kılarlar. Ama o gençler paraya, dünyaya, mala, mülke tamah ederler. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenleri kafir görüp onları katletmeye çalışırlar. Bu. Acaba bizlerin bağlılığımızı, birliğimizi bozmak ister ben sizin dürüstlüğünüzü... Aha, arkadan başlayacağız. Önce sizi dinleme fırsatını verdiğiniz için Allah başımızdan eksik etmesin. Dünkü sohbetinizde size şeyhlik kimden kaldı sorusunu cevapladınız. Bu kişi acaba bizlerin bağlılığınız, birliğimizi bozmak istiyor. Ben sizin dürüstlüğünüz ve açık sözünüzü sevdim Allah yolunda inşallah. Estağfurullah. Kandıran bizden değildir. Aldatan bizden değildir. Aldatan bizden değildir. Hangi noktada olursa olsun. Aldatıyorsanız Hazreti Peygamber'den değilsiniz. Allah bizi affetsin. Bu dünya yaşamındaki bir dönemde İslamiyet'i yaşayanların sayısında minimum azalma olacağı, işte bu dönemde İslamiyet'i yaşayanların işledikleri sevap amellerinin karşılığı, Cenab-ı Allah tarafından kat be kat misliyle sevap işlemiş olarak kabul edileceği tezi doğru mudur? Doğruysa bunu vurgulayan kaynak neresidir? Sağ olun. Böyle bir şey okumadım. Hocam bir şeyh olmasını istiyoruz. Bir şeyin olmasını istiyoruz. Dua edip sabırla bekliyoruz ama olmuyorsa ümidimizi yine de kesmeli miyiz, ne yapmalıyız? Fiili dua yapın. Bir şeyin olmasını istiyorsanız o konuda gayret edeceksiniz. O konuda çalışacaksınız. O konuda yol yürüyeceksiniz. Onun o noktada bilgisini ve eğitimini alacaksınız. Evlat ayırmak, diğerini dövüp diğerini dövmemek günah mı? Yani ikisini de dövmek günah. Evlatlarınızı dövmeyin, çocuklarınızı da ayırmayın. Başarılı olmak için, mutlu olmak için dua gibi duaların okunması gerçekten işe yarıyor mu? Bu tür duaları okumalı mıyız? Kardeş, dua fiili olacak. Başarılı olmak için çalışıyorsunuz. O radyolardaki işte size bütün her şeyin iksiri verildi. Bu duayı okuyun. Bu duayı okuduğunuzda şu işiniz olacak. Bunlara bakmayın. Bütün herkes için bu duanın, bu dualar kitabının evde olması lazım deyip bu noktada durmayın. Her dua muhakkak ki tecelliyat ister. Tecelliyatsız, yani fiiliyatsız bir dua ne yazık ki dua olmayan orada kalmaktan öteye geçmez. Orada kalmasın. Allah muhafaza eylesin. Tövbe ettiğimiz şeyi bir daha yapmak günah mı? Bir daha tövbe et. Efendim, insanlar ve cinler dışında düşünceden ibaret olan mahluklar olabilir mi? Düşünceden ibaret mahluklar olamaz. Böyle bir şey yok. Akıl olmayan bir şeyi, olmayan bir şeyi kendince olmayan bir şeyi bir vehim olarak üretir. Eğer akıl bir cisim gördüyse ama rüyasında, dervişlik olarak ama halinde ama zahir olarak gözünde, örneğin bir şey gördüyse onu, görünen şeyi akıl hıfz eder, tanımlar onu, tanımlarken de mevcut bilgisine göre tanımlar. O güne kadar hiç böyle bir şey görmeyen kimse bunu rüyasında da halinde de, yani fiziki böyle mantığıyla değil, yani gözüyle değil, rüyada gördü. Rüyada görünen şey
akla tecelli eder. Akıl bu kadar önemli. Rüyada gördüğünüz şey akla tecelli eder. O güne kadar görmediğiniz bir kimseyi rüyanızda gördünüz. Akıl onu hemen hafızaya alır. Hıfzeder onu. Hafızada bekler o. Hafızada beklerken o kimseyle yıllar sonra karşılaşırsınız. Akıl onu hıfzetmişti. Hemen hafızadan çıkarır, tak önüne getirir. Der ki bu kimseyi rüyanda görmüştüm. Eğer olmayan bir şeyi düşünceyle vehimdir o. Vehim de yine aklın bilgisinden çıkar, olan şeylerden çıkar. Olmayan şeylerden çıkmaz. Yani olan şeyleri böyle kes kopyala yapıştır gibi yapar. Mesela işte balık vücutlu insan başlı bir kız. Balığı nereden buldun? Kızı nereden buldun? Ne yaptı? Kes kopyala yapıştır yaptı. Balığın kafasını kesti. Getirdiği nadide bir kızın kafasını oraya yapıştırdı. Akıl yaptı bunu. Dedi ki balık vücutlu kız başlı varlık var. Hoş geldin 23 Nisan. Yeni bir psikolojik vaka. Evet. Bunu akıl kes kopyala yapıştırla yapar. Olmayan bir şeyi, hiç görmediği bir şeyi akıl üretemez. Bilgisiz olan bir noktada akıl, çok affedersiniz, saplanır kalır. Biter. Aşk duygudur. Aşk duygudur. Akıl o duygunun tecelliyatlarına bakar. Tecelliyatlarına bakaraktan, yani işleyişe bakaraktan hükmeder. İşte aşk bu der. İşleyişe bakar. Bir bakar ki öbürkünde farklı, bir bakar ki öbürkünde farklı, bir bakar ki öbürkünde farklı. Akıl der ki aşkın bir tek tecelliyatı yok. Hükmeder. Elinde doneyle hükmeder. O yüzden kes kopyala yapıştırla varlık üretmeyin. Bu psikolojik bir vaka. İnsanlar ve cinler dışında evet buydu. Günahlarımız ve sevaplarımız eşit gelirse cennete mi gideriz, cehenneme mi? Cennete. Ben hepinizi cennetlik edeceğim bugün. İkisi de ortak olursa Allah sizi, rahmeti geniştir. Allah'ın rahmeti gadabını sarmıştır. İkisi de denk gelirse onu cennetine koyar. İslam hep böyle boynu bükük mü kalacak? İslam'ın boynu bükük değil. Müslümanların boynu bükük. Niçin? Dinlerini öğrenip yaşamadıkları ve Allah'ı bilme noktasında gayret etmedikleri için. İslam'ın boynu neden bükük olsun? Bektaşilik ile Mevlevilik neden aynı tarz, üslup, dergah adetlerine sahip olduğu halde Bektaşi ile Mevlevi farklı davranır? Bunların hiçbirisinin arasında çok fark yoktur. Sadece herkesin pişirdiği kuru fasulye aynı tatta değildir. Bunun gibi bir şeydir. Hepsi de kuru fasulye pişirir. Ama hepsinde kendince bir tarzı vardır. Kendince bir tarzı. Öyle Bektaşilik bir yerde, Mevlevilik bir yerde, Bayramilik bir yerde, Üftadi Hazretleri bir yerde, işte ne bileyim bilmem şey bir yerde, öyle görmeyin hiç. Bunlar böyle bir gül bahçesine girersiniz ya, hepsi de güldür de, hepsi de kırmızı güldür ama hepsinden içerisinde ton ve koku farkı vardır. Bunun gibidir bu. Bunu ayrı görenler cahil insanlardır, bilmeyenlerdir. Rüyalarımda beni çok korkutuyorlar, uykularımda hiç huzurlu değilim. Dua edip Ayetül Kürsi de okuyorum ama rüyalarımda çok korkuyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi gene ilaç piyasasına girmeden söyleyeceğim. Mesela rahatlatıcı bitki çayları içebilirsiniz. Sizi böyle rahat uyutacak bitki çayları içebilirsiniz. Olabilir inşallah. Biatlı olan bir kimse hangi durumlarda biatından düşer? Biattan düşmek istemeyen bir kişi yapamadı bazı şeylerden dolayı yine de
dersten düşer mi? Bu düşmek damdan düşmek gibi mi algılanıyor? Böyle bir şey yok. Bir kimse yerine getiremezse üstadıyla der ki helallaşır, hakkınızı helal edin. Ben bazı şeyleri yerine getirmekte zorluk çektim, devam et der, yürür. Öyle düşmek, kalkmak bunlar böyle zor şeyler. Allah muhafaza eylesin. Aramızda kahve falı bakıyoruz. Biraz anlatabilir misiniz? Kahve falını mı anlatayım? Fal bakmak haram. Bu birisi baktığı fala inanırsa tecdid iman, tecdid nikah gerekli. Onun da bakan bir kimse, birisine baktığı, bakılan kimse de inanırsa ona da tecdid iman, tecdid nikah gerekli. Öyle işte fala inanma, falsız kalma, boş muhabbet. Hadi hadi çevir çevir, hadi çevir. Yok öyle bir şey. Haram. Ya haram, işte biliyoruz da olsun ya, muhabbet olsun ya. Ya olmayıversin, başka muhabbet mi yok? Yok, o da bakacak ondan sonra. Bir de haram ya, gözünün ucundan bakıyor. Yani tam bakarsa tam haram olacak, gözünün ucundan bakarsa az haram olacak. Yine bir şey diyemeden durmayacak. Burada bir balık gibi bir nasip var. Kim o kabarık kafalı kadın? Kadın hemen kabarık kafalı birisini arıyor. Yok, uzun boylu bir esmer bir adam var. Hemen uzun boylu esmerler bilgisayardan geçiriliyor. Hepsi de. Yok, caiz değil. Ölmeden önce ölmek ne demektir? Bir öl de gör. Bir öl. Gece yattığında birisi gelsin, esselatu ve selamı desin, selah okusun. Kimin selası diye rüyanda sor, senin selammış desinler. O gelsin birisi kaldırsın seni, işte götürsün, yatırsın teneşire, makası vursunlar böyle, kessinler üzerindeki elbiseleri, başlasınlar sıcak suyu üzerine atmaya. Ulan ölmüşüm ya gerçekten ya de. Ondan sonra haydi. Bir güzel yıkasınlar, kefenlesinler seni. Çörek otunu da atsınlar üstüne. Sakın yiyeceğim diye uğraşma, ölüsün ya artık. Ondan sonra kefenlesinler, tabutlasınlar, götürsünler camiye. Bütün selaları duy. Herkes de toplanmış namazını kılmaya. Namazını kıldılar, götürdüler kabristana da yatırdılar. Ondan sonra da hoca geldi, Rabbike nebike diye, ya ne işe yarıyorsa. Hani öyle halk inanışı ya, sen ta kafayı vurdun tahtaya, ha ölmüşüm dedin, yattın. Öyle anlatıyorlar, öyle anlatıyorlar değil mi hocam? Hiç takırtı duydun mu hocam ya? Bir tak diye bir ses duymadın mı? Allah Allah. Yatırdın mı gidiyor. O ayrı. O şeyde görmedi hocam onu. Ne o? Kabirde görmedi. Kabirde havalandığını bir görsün. Nereye gittiğine doğru. Ama kendisininkini görecek. Hani ölmek istiyor ya. Bir de görecek herkes. Gelmiş cenazesine, gömmüşler. Lan öldü, sen öldün. Lahmacun nerede? Yanında ayran nerede? Bu değil mi şimdi? Daha mezarlıkta. Çok acımız var. O yüzden benimki acılı olsun. Acımızı ancak büyük ayran hafifletir. Ya görüyor musun? Çocukları bir de zengin olacak ya. Nasıl pide yaptırmışlar canım? Olur mu ya? Vah 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 vah. Adam öldüğünden kaldı. Bak görüyor musun? Veya kadın öldüğünden kaldı. Bir de mal mülk bıraktı. Bunları da duyuyorsun sen. O zaman beni anlayacaksın. Öbür türlü şimdi anlat babam, anlat. Yok öyle anlaşılmıyor. Sonra bir uyanacaksın. Ölmemişsin. Bu yolun yarısı. Bir de öldün, mezara girdin, geldi sorgucu. Rabbike nebike dinike imanike. Var mı sorgudan geçen?
Bakın kulumun namazına dedi. Bir ses. Var mı? Yok. O yüzden oyunda oynaştayız. O yüzden ezanlar bize okunmuyor. O yüzden din bize değil. O yüzden din öldükten sonra lazım. Allah da yani bir şey yapar. Şimdi ya hocam yapma, genciz, biraz düğünde oynayalım, kalkayalım, biraz denize gidelim, yanalım, biraz diskoya gidelim, eğlenelim, biraz şöyle kafeye mafeye gidelim. Ya yapma hocam ya. Ya bir de bu namaz olmasa din daha iyi olacak ama işte. Hocam namaz yani kılmamız lazım mı ya? Ha bazıları lazım değil diyenler var. Oo bak ne kadar büyük alim, hoca ve şey. Ne kadar felaket bir adam. Çağdaş, ilerici bir hoca. Neden? Namazı kaldırdı. Neden? Ya bu nasıldı? Kadınların örtünmesi tehlike anında. Kadın kendisini tehlikede görürse örtünecek. Kadın kendisini tehlikede görmezse erkeklerden açılsın açılabildiği kadar. Televizyonda da zaten kadınlar açık, hiçbir tehlike yok. Oradaki erkekler tehlikesiz. Benim İslam öncesi hayatımda tehlikesiz erkek sanatçılar vardır. Onlar saçlarını kaşlarını yaptırırlar. Herkes eşini gece eğlentisini ona götürür. Bakar adam ya Tarkan'ı sevse ne olacak ki? Tarkan, Tarkan dese ne olacak ki? Neden? Ya Tarkan zaten yani öyle tehlikeli adam statüsünde değil. O yüzden onun orada eğlenmesinde bir sıkıntı yok. Kuşum aydın. Eğlencesi orada ne olacak ki? Tehlikesiz bir adam. O yüzden orada kadınlar açılabilirler. Çağdaş hoca olmak bu. Bir de ben şimdi namazı kılmıyorum ama inanıyorum ki Allah'ın bir gün bana nasip edecek, yanlış mı düşünüyorum? Ölmeden önce ölmeyi soran kardeş. Namazını kıl. Bir öldürürlerse seni bir gece, o zaman bu sohbeti iyi, kendince iyi idrak edersin. Gerçekten. Bu anlattığım şey gerçek. Sufiler bunu yaşarlar. Sufiler bunu sadece kendi ölümleriyle yaşamazlar. Bir seferde değildir bu. Sufiler neyi seviyorlar? Eşi. Eşinin öldüğünü görür gecesinde. Kendisi kılar namazını. Neyi seviyor? Çocuğu. Çocuğunun öldüğünü görür rüyasında. Gerçekmiş gibi yaşar. O zaman neyi sevdiğin çıkar meydana. İşini görür, işi ölür. İflas ettiğini, perişan olduğunu, bankta yaşadığını görür bir anda. Gerçek. O yüzden sufilerin rüyaları gerçek dünyadır. Sufiler bu tip sahih rüyalarını hakikatten gelen bir yol olarak görürler. Gerçektir o. Bakın gerçektir. İnsan aklını örter mi? Aklımızı nasıl diri tutarız? İnsanda aklın önemi nedir? Sonucu nedir? Aklı olmazsa insan insan olmaz. Huşu içinde nasıl namaz kılınır? Asla kılınmaz. Namazda huşu aranmaz. Ya o şeytan namaz kılanı hiç böyle bırakır mı ya? Ha şeytan bekleyecek böyle, atacak bacak bacak üstüne, kıl hadi huşu içinde, bıraktım seni. Öyle mi diyecek?
Öyle bir şeytan tanımlaması yok. Ve sizi rahatsız ediyorsa doğru yoldasınız. Az önce hocamın yarısını söyleyip yarısını söylemediğine geldi muhabbet. İçeride küçük bir böyle ayaküstü bizim her zaman böyle bir sohbetimiz oluyor. Sufiler imanı şeytandan öğrenir dedim ben. Hocam dedi ki bak dışarıda söylerim bunu dedi. Dedim söyle. Bu ara taşlanacak çok söz söylüyorum zaten. İçimden dedim ki söyle hocam ne yapayım bir taşta burada yeriz dedim. İçimden. Sufiler imanı şeytandan öğrenirler. Şeytanın yap dediğini yapmazsanız, yapma dediğini yaparsanız imanınız kemale erer. Dinleyin şeytanı. Size el bebek, gül bebek namaza mı gönderiyor? Var mı el bebek, gül bebek namaza gönderdi kimse burada? Seni mi gönderiyor el bebek, gül bebek? Efendim? Maşallah. Maşallah. Bir tanemiz var elhamdülillah, nazar boncuğu gibi. Ben hiç öyle huşu içinde namaz kılamadım daha. Ben o yüzden ben huşu içinde kılamadığımdan dolayı kendimi anlatıyorum. Beni o Hınzır oğlu Hınzır, o hain hiç rahat bırakmıyor. Hiç ama. Hiç. Ne tarafa baksam görüyorum onu. Ne tarafa dönsem bakıyorum ki o tarafta bir hınzırlık düşünüyor bana. Benimkinde demek bir şey var. Ya bende bir şey var. Ya da benimkinde bir şey var. Daha beni bir sefer rahat bırakmadı hiç. Bir böyle oh ya derken bir bakıyorum orada. Vay hain diyorum ya. Hiç bırakmadı beni. En sonunda dedim ya senin beni bırakacağın yok. Gel koluma bari gir dedim ben. Biz kol kola gidelim. Kol kola gidiyoruz şimdi. Seni dedim arayıp sormayayım orada burada. Ne tarafta şimdi gene bu Hınzır diye dedim. Beni zorlama. Şuraya koluma gir sen benim dedim. Koluma da girdi benim. Ha sen benim yanımda ol dedim. Senin beni artık ben anladım ki sensiz ben olmayacağım dedim. Bunu anladım. Ben bunu anladım. Kendimce biliyorum artık. O kol kolayız. O can cana kuzu sarmasıyız. O bana hep diyor. Şunu yapma diyor. Ben diyorum ya dur müsaade et. Ben onu yapayım da sonra gene seni dinlerim sonra ben birazdan diyorum ha. Bak birazdan dinleyeceğim beni diyor. Dinleyeceğim ya canını sıkma sen diyorum ben. Hani dinleyecektin diyor. Ya dur sakin ol. Birazdan dedim sana dedim diyor. Diyorum ben. Daha biraz bitmedi. O bir şeyler buluyor gene. Bayındır'dan Serta abinin sana selam var. Ne demiş? Koçum. Kim Serta anlamadım ya. Kim bunu gönderen? Aha. Selam var, kendisi yok. Ötelerden mi geldi? Ben şizofren hastasıyım. Gizli güçler beni yönlendiriyor. Bunu İslam açıdan açıklar mısınız? E şizofrensin. Ne gizli gücü? Evet. Rahatsız. Tedavi olacak. Bunda bir sıkıntı yok. Ne kadar güzel. Bakın bunlar kendini tanımlama açısından harika şeyler. Evet. Dün bir böyle bir muhabbet vardı. Mesela o kimse de kendince kendisinin ne güçlerde olduğunu söylüyordu. Dinledim. Ondan sonra dedim rahatsız olduğunun farkında mısın? Evet dedi.
Harikasın dedim. Bunların hepsinde senin beyninin kendince ürettiğini biliyor musun dedim ben. Evet dedi. Harika, bu da harika dedim. Şimdi senin yapacak olduğun şey bu konuda ilaç takviyesi alman dedim. Çok böyle makul bir şey söyledi. Dedi hocam senin gibi konuşmuyorlar, dayıyorlar ilacı, sabahtan akşama kadar uyuyorum dedi. Doğru söylüyorsun dedim. Bunu da git dedim doktorunla görüşeceksin. Sana daha az ilaç verecek. Daha az şeyler verecek. Kafaya takmayacaksın, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, sıraladım. Bu noktada bakın şunu yazabilmek bu hastalığı yenmenin işareti. Bunu yazan kimseyi takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. Bu hastalığı yenmenin işareti. Yenecek bu arkadaş bu hastalığı. İnşallah. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Namazımı, oruçlarımı tutuyorum ve yapabildiğim kadar zikir ve salavat çekiyorum. Ama nefsim bir türlü tesettüre girmeme engel oluyor. Ne tavsiye edersiniz? Bir de bu ibadetlerim açık olduğum için kabul ediliyor mu? Bu noktada yanlış bir algı var toplum içerisinde. Başı açık olan kimsenin namazı kabul olunmaz. Başı açık olanın orucu kabul olunmaz diye. Bu yanlış. Namazlarınızı kılın, oruçlarınızı tutun. En kısa zamanda inşallah severekten ama. Severekten. Her şeyi. Orucu, namazı, tesettürü, zikri, fikri, düşünceyi, kitap okumayı severekten yapın. Kendinizi bu noktada yavaş yavaş, tedrici tedrici. Bakın İslam Mekke döneminde tesettür yok, namaz yok, oruç yok. İmanla alakalı şeyler var. Kendinizi, kendi nefsinizi Mekke döneminde olarak görün. Deyin ki ilk önce bana iman etmek emredildi. Ben kendim İslami terbiye almış bir aileden gelen bir kimse değilim. İslam'ı da bilmiyorum. Önce iman etmekle mükellefim. İmanla alakalı meseleleri, ayetleri, hadisleri ezberleyeyim. Onlara bakayım. İmanımı önce oturtturayım. Ardından ibadetimi oturtturayım. Ardından ahlakımı güzelleştireyim. Tedrici tedrici inşallah. Bu okumuşuz. Hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysem affola. İnşallah önümüzdeki ay ki program Şeb-i Aruz. Şeb-i Aruz'un ana teması konusu Mevlana'da insan. Bu seneki temamız insan. İnşallah önümüzdeki ay burada Şeb-i Aruz programında buluşmak üzere. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayır olsun. Selamünaleyküm.